Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nin de 6. hakikatinin kapısına dayandık. Elhamdülillah. Bugün Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup ismi Celil ve Baki cilvesi diri okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak nasip ederse dilimiz döndüğünce buradaki tefekkürleri etmeye çalışacağız. Ama her zaman yaptığımız gibi yine Risale'nin başına bir dönelim. Hangi güzel adımla başladığımızı bir hatırlayalım. Çünkü biz bu Risale'yi işte bu ayetleri anlamak için okuyoruz. Bu gibi ayetleri anlamak için okuyoruz. Bu gibi ayetleri ve sünnetteki delilleri üzerinden haşrı anlamak için okuyoruz. 10. söz haşir bahsi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'in bir ayet olduğunu, başlı başına çok büyük hazineler barındırdığını unutuyoruz. Onu adeti İslamiye sanıyoruz bazen. O anlamda ayet olduğunu hatırlamak, bütün ayetlerin başlangıcındaki ayet olduğunu hatırlamak bana kıymetli geliyor. 2. ayetimiz de Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Kısa bir mealini şöyle vermiş söz basın bu ayeti kerimenin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Daha meal düzeyinde ayetle muhatap olduğumuzda görüyoruz ki rahmet üzerinden bahara bakarsak oradan haşri muktazi yönünden anlamaya bir kapı var. 2. Kudret üzerinden haşre bakarsak oradan imkan üzerinden haşri anlamaya bir kapı var. Bahara bakarsak kudret üzerinden oradan haşri anlamaya bir kapı var. Buradaki ayet-i kerime bize bunu haber veriyor. Geçmiş derslerimizde üzerinde çoklukla durduğumuz, özellikle ilk dersimizde çoklukla durduğumuz için daha fazla burada oyalanmıyorum. Metnimize dönüyorum. Evet, 6. hakikat dediğimiz gibi Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup ismi Celil ve Baki cilvesidir diyerek başlıyor. Bu cümlenin anlamını çoklukla konuştuk, yine hatırlayalım. Hakikatler boyunca Bediüzzaman Hazretlerinin evvel andığı bu cümleler bize başta verilen, başta zikredilen, hatırlatılan ayet-i kerimedeki formülde yerlerine konulacak şeyler oradaki okumaların nedir? Mesela biz orada Rahman ve Kadir isimleri penceresinden bahara bakıyorduk ve haşrı görüyorduk değil mi? Haşrı anlamayı o iki ismi ve tecellilerini bir nevi delil kılıyorduk. Ama burada ne olacakmış? Bak. İsmi Celil ve Baki cilvesidir. Yani oradaki Rahman'a ve Kadir'e bedel, bak Allah'ın rahmet eserlerine, o her şeye kadirdir'e bedel. Burada ismi Celil ve Baki cilvesiyle bakılacak. Celil ne? Cenab-ı Hakk'ın celali, haşmeti. Celil ismi bunu anlatıyor. Söz basım yanım nasıl vermiş bakalım. Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah diye vermiş. Celil Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisidir. El Celil. Söz basımda onun manasını sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah diye vermiş. Baki ne? Biliyoruz aslında Baki'nin ne oldu. Devletin bekası mesela, bu sıralar siyasilerimiz çok konuşuyor. Yani devletin devamlılığı orada mecaz olarak kullanılıyor. Aslında sonsuzluk demek. Baki olan yalnız Allah'tır. Geri kalan her şey geçicidir. Böyle devlet için, şunun için, bunun için dostluğumuz baki falan diyoruz mesela. Bunlardan kastettiğimiz yani devamlı, öyle geçici bir şey değil manasında. Yoksa asıl baki Allah'tır. Geri kalan her şeyin bekası
onun devam ettirmesiyle ancak mümkündür ki bizim cennetteki bekamız da böyle olacak. İnşallah gidersek, inşallah Cenab-ı Hakk'ın fazlu keremiyle. Evet, ismi Celil ve Baki böyle. Peki onların sahadaki yansıması ne? Hani baharda biz rahmetin eserini, kudretin tezahürünü aradık. Ayet-i kerime bize onu öğütledi, öyle baktık. Burada ne arayacağız? Haşmeti arayacağız. Bab-ı Haşmet, Haşmet kapısı. Ve sermediyet. Sermediyet, devamlılık, sonsuzluk. Yine o mana var sermediyette. Bakalım burada bir nüans anmış mı söz basın. Devamlılık, süreklilik, evet bizim verdiğimiz manayı vermiş o da. Bab-ı Haşmet ve sermediyet olup, yani altıncı hakikat, haşmeti ve devamlılığı okuma gözlüğünü takarak girecek bahse. Ya da şöyle diyelim, haşrı anlamak için bu kapılardan giriş yapacak. Ayet-i kerimede bize iki isim öğretildi ama onu da bırakın denmedi ki. Üstad Hazretleri de hem suretlerde, hem işaretlerde, hem de hakikatlerde ayet-i kerimenin öğrettiği bakış açısını diğer Esma-ül Hüsna üzerinden, sıfat-ı ilahiye üzerinden, şuunat-ı zatiye üzerinden devam ediyor yani sahada okumalara. Biz bu hakikatler boyunca bunu öğreniyoruz. Daha önce de altını çizmiştik. Yani ayet-i kerimenin öğrettiği tefekkürü geliştirmek, sahada daha farklı meyvelerini almak. Bizim amacımız bu burada. Üstadımız da bize bu yönü öğretmiş. Bab-ı Haşmet ve Sermediyet kapısından gireceğiz. Kainatta bu tarz tezahürlere, tecellilere bakacağız. Neler gözüküyormuş bakalım devamlılık adına, haşmet adına neler gözüküyormuş. Oradan nereye varacağız? İsmi Celil ve Baki cilvelerine. Yani bunlar sahipsiz olamaz. Bu tezahürlerin, tecellilerin, yaratışların bir sahibi var, bu fiillerin bir faili var diye. Nereye gideceğiz? Güzel Allah'ımızın Celil ve Baki isimlerine gideceğiz. O yönüyle yaklaşacağız. Allah'ımızı öyle bildikten sonra da bunun haşirle ilgisine bakacağız. Hakikatler boyunca zaten hep böyle şeyler yaptık. Burada da yine böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Altıncı hakikati baştan sona değil ama ya da yok ya hiç okumayayım çünkü bölük kalacak yine. Okuduğumuz kadarını tefekkür ederek ilerleyelim. Bu altıncı hakikat de böyle olsun bakalım. Evet, Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup ismi Celil ve Baki cilvesidir. Bab-ı Haşmet ve Sermediyet, ismi Celil ve Baki. Bakış açılarımız. Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmeti rububiyet, şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun, sermedi, baki bir daire-i haşmet ve ebedi, âli bir medar rububiyeti icat etmesin. Cümleleri okuduk. Anladık mı? Şöyle böyle. Özetle bir şeyler geliyor kalbimize, aklımıza. Bir daha dönelim, bir daha okuyalım. Bakalım ne diyormuş. Çakılana kadar. Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı, mevcudat, vücutlu olanlar. Vücut ne demek? Biz beden anlamında kullanıyoruz ama asıl manası varlık demek. Bir şeyin vücudundan bahsetmek, onun varlığından bahsetmek demek. Mesela Cenab-ı Hak için vacibül vücut diyoruz isimlerinden birisi. Ne demek? Olmazsa olmaz yani kainatta Cenab-ı Hakk'ın varlığı. Kainatta demeyelim, mekan atfetmeyelim ama varlığının olmazsa olmazlığını anlatıyoruz biz bunlar. Ne demek istiyoruz? Bu kainatın varlığını açıklamak için bir Allah mutlaka olmalı. Vacibül vücut bu manayı anlatıyor. Yani sahada bir sürü şey görüyoruz biz. Bir sürü fiil var, faili olması lazım. Bir sürü isim var, taşıyanı olması lazım. Sıfat var, yükleneni olması lazım. Sanat var, sanatçısı olması lazım gibi manaları kainata bakınca görüyoruz. İşte bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Bunları derk ediyoruz.
kainattaki intizam, adalet, ne diyelim başka, ya, aklınıza gelen böyle tüm sistemli fiilleri düşünün. Güzellik mesela, güzellik çok yekünlü bir işin sonucudur. Gül gibi bir şeyi tasarlamak, tasarım diyoruz ama takdir, Allah için kullanılması gereken kelime takdir. İslami olan ifade takdir. Yani gülün güzelliğini takdir etmek, öyle gelişi güzellikle iki tane zar attım altı altı geldi mevzusu değil yani. O kadar ince fiiller üst üste bir özenle, bir seçimle, bir denk getirişle yapılmış ki, belki bunu açıklamak için 1 milyon tane zarın elimizde olduğunu düşünelim. Tesadüfle açıklamak için attınız, 1 milyon tanesi de altı geldi. Sonra bir daha attınız, bir daha 1 milyon tanesi altı geldi. 1 milyon kere attınız, o 1 milyon zarın hepsi altı altı yani altı olarak geldi. Bu nasıl tesadüfen böyle olması muhalse yani, 1 milyon kere 1 milyon tane zarın atılmasında her defa hepsinin altı gelmesi nasıl azıcık zarla böyle hukuku olan için imkansız bir şeyse, 2 kere üst üste altı 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 bir adam 3 kere atsa 4 kere atsa altı altı dersiniz ki ya bu zar tutuyor. Yani bir katakulle var bu işte, bu zar böyle gelmez. Anlarsınız yani bir iş olduğunu, çünkü olayın doğal akışı öyle değildir. Ama gülün güzelliğinin aşamaları, adımları, tohumluğundan yeşermesine kadar ondaki her bir zerreden yekünde gözüken sanata kadar o kadar uygun adım bir ilerleyiş var ki, ya hep zarlar altı altı gelmiş. 1 milyon zar belki az bile orada. Bir güldeki hücre sayısı 1 milyondan çok daha fazladır. Altı altı gelmiş. Onun içindeki işler altı altı gelmiş. Onun altındaki atomik seviyedeki işler altı altı gelmiş. Yani dışındaki tasarım, içindeki kuvvet, kudret hepsi altı altı gelmiş. Ya bu kadar da olmaz yani. Elbette la teşbih ve la temsil. Bu zarları bir tutan var. Hani Einstein'a atfedilen bir söz var. Herhalde söylemiş çünkü çok kitapta gördüm ben bunu. Tanrı zar atmaz diyor Einstein. Bunu kuantum teorisini eleştirirken de kullanmış. Ama başka vesilelerde de kullanmış. Demek istediği şu: Allah tesadüflerle iş yapmaz. Kainatta gördüğümüz işler de tesadüfi değil. Adam zaten inançlı birisi. Newton da inançlı birisi. Hatta burada okumuştum onun inancına dair metinleri. Bir bilim felsefesi kitabından. Da bilim tarihi kitabından. Einstein'la da ilgili kitaplarda aynısını görüyorsunuz. Hasbelkader değinenlerde de var bu. Einstein inançlı bir insan. Ha, bizim Müslümanların inandığı gibi bir Allah'a inanmıyor olabilir. Biraz daha böyle materyalist dünya algısına sahip olabilir. Sebeplere de bir yaratıcılık veriyor olabilir ama onların gerisinde bir tasarım olarak, takdir olarak şeyi kabul ediyor. Yani Allah'ın bu kainatı planlamasıyla ancak böyle bir şey olabilir. Bunu kabul ediyor. Aksi yöndeki şeylere de itirazı bu. Hani kainatta zar atılmamış ki kardeşim. Bunlar hep bir ahenkle, bir düzenle olmuş. Böyle gelişi güzellik yok manasında. Tanrı zar atmaz sözünü çoklukla kullandığını onunla ilgili kitaplarda, biyografilerde, anlatılarda naklediyorlar. Evet, bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teshir, emirber nefer yani emir eri gibi, emir bekleyen, emre uymaya hazır neferler, askerler hükmünde teshir yani boyun eğdirmek. Teshir bu demek. Hani sihir de aynı kökten geliyor galiba. Boyun eğdirmek manası var. Ve idare eden bir haşmet-i rububiyet. Burada neden haşmet-i rububiyet dedi? Çünkü bütün varlığın yekününü nazarımıza verdi. Böyle her bir varlığa, her bir yavruya, her bir zerreye, her bir canlıya demedi. Öyle şeyleri söylediğinde üstad orada genelde cemali tecellilere dikkatimizi çeker. Letafete dikkatimizi çeker. Şefkate, merhamete dikkatimizi çeker. Ama büyük resme baktırdığı yerlerde celale, haşmete, haşyete böyle şeylere dikkatimizi çeker. Çünkü büyükte görünen celaldir. Büyüğe bakarken celal kapısından girmek, penceresinden bakmak daha doğrudur. Küçüğe bakarken cemal penceresinden bakmak gerekir.
kendisi bu tefekkürleri hakim isimler noktasında da bize ders veriyor. Yani bir şeye bakarken onun hakim isminden, onda en çok tezahür eden şeyden girip, o kapıdan içeriye girip, Mesnevi Nuriye'de bununla ilgili beyanları var, daha sonra onunla ilgili diğer isimlere geçmeyi öğütlüyor. Gül mesela, az önce andık. Gül'de hangi ismi gözüküyor Cenab-ı Hakk'ın? Cemil ismi gözüküyor. El Cemil isminin tecellisi gül. Ama sadece cemal mi var gül'de? Hayır, zaten Cemil ismi başka isimlerin ne diyelim renklerini içeriyor. Bütün esmalar için bunu söyleyebiliriz. Hepsi aynı zatın ismi olmakla, aynı Allah'ın, aynı güzel Allah'ımızın ismi olmakla zaten birbirlerinden hisseler içeriyorlar, aynı Allah'ın isimleri. Mesela güzelliğin içinde adalet yok mu? Elbette var. Zaten o ölçüllük sayesinde güzellik mümkün oluyor. İnsanın yüzünü düşünün mesela. Sağ tarafı, sol tarafı. Burada bir ölçü yok mu yani? Elbette bu simetri sayesinde güzel geliyor. Benim o yüzüm, Batman'de bir karakter var, Two-Face diye. Böyle bozuk para atar, yazımı tura mı diye. Gelene göre karar verir falan. Böyle biraz da psikopat bir karakter. Adamın bir tarafı böyle mesela şeydir, filmini veya çizgi filmini izleyenler bilirler. Bu tarafı yanmış böyle komple. Bu tarafı normal insan yüzü. Şimdi şey mi? Güzel gözüküyor mu? Gözükmüyor. Simetri yok çünkü. Bunun gibi Allah göstermesin, kimseye de vermesin. Bazen bazı hastalıklar oluyor. O yüzün simetrisi bozuluyor o hastalıklarda. Benim bir arkadaşım da vardı. Yüz kaslarının bir tarafında felç varmış galiba. Felç diye yanlış bilmiyorsam. Ya da hissizleşme mi var? Duyarsızlaşma mı var? Öyle bir rahatsızlığı vardı. Yüzünün diğer tarafındaki kaslar çalıştığı için yavaş yavaş o şekil bozuluyor. Yani bu tarafı kullanıyor, bu tarafı kullanamıyor. Elbette bu tarafı kullandığın için o kaslar bu tarafı çekiyor kendine doğru veya etkiliyor. Şimdi bu tarafı gelişmiyor, bu tarafı gelişiyor. Bakıyorsunuz yüzün simetrisinde bir bozulma başlıyor. Veya işte mesela kas çektiği için burnu bu tarafa doğru eğrilmeye başlıyor. Bak, demek ki varmış adalet içinde. Bir keresinde ben diş hekimine gitmiştim. O zaman şuradaki dişimde bir rahatsızlık var. Orayla pek çiğneme yapamıyorum. Hep bu tarafla çiğniyorum. Daha diş hekimi böyle yüzüme baktı. Elinle tuttu. Sen dedi, hep bu tarafla mı çiğniyorsun dedi. Böyle yanağıma da vurdu. Dedim evet, bu tarafta bir rahatsızlık var ufak. Zaten onun için geldim. Yapalım dedi. Burayla çiğne dedi daha bundan sonra. Hep buraya alışma çünkü yüzünün şekli bozuluyor dedi. O adam tabii kendi mesleği. Ben kendi gözümle fark edemiyorum ama o bakarak fark etti yani benim hep bu tarafla çiğnediğimi, bu tarafın kaslarının çalıştığını ama bu tarafın tembellik yaptığını fark etti. Bak, Cemil'den adalete geldik. Adalet sadece adaletten mi ibaret? Onun arkasında ilim yok mu? Bak, elbette adalet ancak bilerek olur. Yani insanın yüzünün sanatını bilmese, gereğini bilmese, hikmetini takdir etmese, bak El Hakim ismine de gittik oradan. Bunlar olmasa, arkasında ilim olmasa adalet mümkün olabilir mi? Cahilin adaleti olur mu? Cahilin adaleti olmaz. Bilmen lazım. Ne durumda olduğunu, orada yapılması gerekeni, yapılırsa ne olacağını, yapılmazsa ne olacağını, bütün bunları gözetebilmen lazım ki adalet sağlansın. Söz gelimi bir mahkeme oluyor bazen, yıllarca sürüyor. Ne için? Oradan rapor gelsin, buradan bilir kişinin şeyi gelsin, görüşü gelsin, oradan şahitler gelsin, buradan şu olsun. Ne yapıyor? Bilgi topluyor. Adalet edecek, bilgiyle edecek. Bak, cemalden adalete geçtik, adaletten ilme geçtik. İlimde oyalansak sanata gideriz. İlim ve sanat arasında da ilişki var çünkü. İradeye gideriz, kudrete gideriz, Cenab-ı Hakk'ın başka başka isimlerine. Üstad diyor 20 isim, evvel emirde hemen kendisini okutur diyor. Galiba 20 isim diyordu. Yani böyle azıcık tefekkürle 20 tane isim hemen gözükür diyor bir varlıkta. Cenab-ı Hakk'ın isminin tezahürü. Biraz daha ince gitsek 99, biraz daha gitsek Cevşen'deki gibi 1001 ismin tecellisini orada görürüz. Dakik tefekkürlerle, ince tefekkürlerle. Yani varlık Esma-i Hüsna'nın tecellileriyle örülmüş bir ağ gibidir. Biz onu donuk olarak bir tek canlı, bir tek varlık, bir tek nesne olarak görüyoruz ama
böyle elimizde şey olsa, bilim kurgu filmlerindeki gibi böyle açıyorlar ya, bir çekiyor böyle, detaylar ortaya çıkıyor. Varlığı açtığımızda hakikati eşya esma ilahiyedir sırrınca, orada tecelliler, bağlar, bağlantılar, yansımalar, bunları görürdük. Bu kadar inceye inebilsek. Biz inemiyoruz. Bakışımızın bir sınırı var. Ve bize o bir nesne olarak gözüküyor. Tıpkı ucunda beyaz bir nesne bağlı bir şeyi, ipi mesela hızlıca çevirdiğinizde onun halka gibi gözükmesi gibi. Aslında o halka değil. Ama hızlı çevirince halka gibi gözüküyor gibi. Biz de dünyada bakışımızdaki yavaşlık, kapasitemizdeki darlık nedeniyle nesneleri farklı görüyoruz. Ama biraz ince görebilsek belki onların içinde Esma-ül Hüsna tecellilerini daha ayan, daha belirgin fark edebileceğiz. Ki Ehlullah'ın mesela belli bir kalp açıklığına erişenlerin varlığın zikrullahını duyması gibi, belki gözle de o varlığın içindeki esma zikrini görenler vardır. En doğrusunu Allah bilir yani. O fizik bizi nereye götürecek? Yine elbette Allah'ın hakikatine götürecek. Evet, bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan zerrelere kadar, zerre en küçük nesne, emirber nefer hükmünde tesir ve idare eden bir haşmeti rububiyet. Öyle mi? Öyle dedik ya. Atom altındaki düzen tıkır tıkır işlemeli ki, atom üstü düzen tıkır tıkır işlesin. Birisi diğeriyle bağlı. Yani atom altında kargaşa olsa atom üstünde bu canlılık oluşmaz. Dedik ya, yanılıyorsunuz, Einstein kitabında bahsediyorlardı. Evrenin başında sabiteler var. 12 tane emine sabite tespit etmişler. Bunlar böyle olmasa, atom altı düzeyde böyle sabitelikler olmasa canlılar oluşmaz diyor adam. Kitabın içinde öyle geçiyor. Hatta bir yerde Einstein şey diyor, bu eşikten sonrası diyor artık fizik değil, ilahiyattır diyor. Sanki canlılık varlığın başında düşünülmüş gibi diyor. Gibisi fazla. Biz diyoruz ki evet, Allah'ın zaten muradı buydu. Bütün kainatı tevhid ile birlikte yaratan o olduğu için elbette başı sonu, arkası önü Cenab-ı Hak için geçerli değil. Bu bizim için geçerli. Cenab-ı Hak hem evveldir hem ahirdir. Hem zahirdir hem batındır. O varlığı kuşatmıştır. Onun için öncesi sonrası yoktur. Biz zamana maruz olduğumuz için, zamanın içinde mekansal bir yaratık olduğumuz için bunları görüyoruz bu şekilde. Evvel ahir diyoruz veya zahir batın diyoruz. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın nasıl bugün olacakları biliyor, evrenin başında biliyor, öyle de cennette olacakları da biliyor. Çünkü hepsi onun için ayan beyan olmuş olacak ortada yani. Biziz zamana maruz olan. Evet. Buradan da şeye bir gönderme yapalım, bayındırcılara. Hani onlar diyorlar Allah geleceği bilmez. Bazı ayet-i kelimeleri de buna delil olarak kullanıyorlar. Mesela Musa aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın git Firavun'a hakkı anlat. Belki hidayete erer gibisinden bir emri ilahisi var. Onu diyorlar ki bakın, Cenab-ı Hak diyor ki belki erer, sen hani git anlat. Sanki Cenab-ı Hak bilmiyormuş da hani belki olur belki olmaz, Firavun belki de hidayet erer, bilmiyormuş. Musa aleyhisselam o yüzden yolluyor. Halbuki ehl-i sünnet ve cemaat olarak biz o ayetleri öyle mi anlıyoruz? Hayır, elbette ki öyle anlamıyoruz. Orada Musa aleyhisselam üzerinden insanlığa, Kur'an üzerinden hepimize, ümmeti Muhammediye aleyhissalatü vesselam verilen bir ders var. Nedir o? Siz darül imtihandasınız, darül hikmettesiniz. Niye tebliğde bulunuyorsunuz insanlara? Niye İslam'ı anlatıyorsunuz? Emri bil maruf, nehyanel münker yapıyorsunuz? Bundaki amacınız ne? Sizin için o adamın hidayete erip ermeyeceği, tebliğde bulunduğunuz kişinin doğru yola gelip gelmeyeceği meçhul. Siz geleceği bilmiyorsunuz ki. Cenab-ı Hak bu yüzden imtihan gereği size bunu yapmanızı emrediyor. Ha, o kişi hidayete erecek ermeyecek, Cenab-ı Hak bunu elbette biliyor. Ama sizin imtihanınız tebliğ etmek üzerine. Ya Allah erdirirse erdirir, ben tebliğ etsem de aynı, etmesem de aynı dememeniz için. Cenab-ı Hak sizden gayreti murad ediyor yani. Oturduğunuz yerde oturun demiyor, gidin anlatın diyor.
ya da işte zulümse zulümde men edin diyor. Döner dönmez o adam ama siz yapın vazifenizi. Bu sizinle ilgili. Sizin terakkiyatınızla ilgili. Oraya bir ufuk, bir kızıl elma asıyor bizim için. Ama bu demek değildir ki Cenab-ı Hak bilmiyordu da o yüzden böyle yaptı. Haşa sümme haşa. O bilmiyorsa kim yaratıyor? Bilmeyen yaratabilir mi? Biz geleceği bilmek zorunda değiliz çünkü biz yaratmıyoruz. Ama geleceğin ilmini birisinin taşıması lazım ki o yaratsın. Çünkü gelecek kaos değil. Bir düzenlilik içinde işliyor. Hep verdiğim örnek, hani çay yapmasını bilmeyen çay yapabilir mi? Bilmesi lazım. O suya çay atınca ne oluyor? Su yani suyun altında ateş açınca su ne oluyor? Bunları bilmesi lazım ki yaratsın. Yani yapsın. İnsan için söylüyoruz. Cenab-ı Hak için de ilmi ilahisinde varlığın nasıl olacağı olmalı ki o ilimle yaratsın. O ilimle kudret tezahür etsin. Yoksa ilim yok, cehaletten kudret tezahür etmez ki. Ederse de kaos yani. Kaos olur ancak. Evet arkadaşlar, yani kader kainatın varlığını açıklamak için, ilim açısından açıklamak için zaruriyattandır. Yani mantık da kadere iman etmeyi gerektirir. Allah bilmeden yaratıyor diyecek halimiz yok, haşa. Zamana da maruz olmadığına göre Allah yarattığı şeyin maruzu olur mu? Mahluk olur mu Allah, haşa? Zaten öyle olsa Allah olamaz. Madem ki Cenab-ı Hak zamandan aşkın bir şey, elbette bilmesi de zamanın arızalarından aşkındır. Biz onun sübhaniyetini bundan tenzih ederiz. Böyle arızalardan, kusurlardan, haşa sümme haşa, ilah öyle olmaz. Bizim güzel Allah'ımız öyle değildir. Bilerek yaratıyor elbette ve bu bilmesi de zamanın problemleriyle ilgili değil. Onlara maruz değil. Biz sonra olacağı kuşatamadığımızdan bilemiyoruz. Ama Cenab-ı Hak için sonra olacak diye bir şey yok ki. O her yerde hazır ve nazır ilmiyle. Ve olmuş olacak, geçmiş gelecek her şey onun daire ilminde aynı şekilde mevcut. Üstad kaderi anlatırken dallandı biraz mevzu ama güzel, yani bu oturursa kafamızda kadere imanda şüphemiz kalmaz. Hani bir ayna örneği veriyor üstad. Şimdi aynayı diyor yukarıda tuttuğunuzu düşünün. Mesela parsellerde bizim evin üstünde bir ayna var diyelim. Sadece bizim apartmanı gösterebiliyor o mesafeden. Biraz daha yukarı kaldır, parsellerin tamamını gösterir. Biraz daha yukarı kaldır, avcıları da gösterir. İşte Esenyurt'tan da biraz gösterir. Kaldırdın, işte İstanbul'u gösterir. Daha da kaldırdın, Marmara bölgesini gösterir. Daha kaldırdın, işte atıyorum Türkiye'yi, işte Balkanları gösterir. Kaldırdın, en son o kadar bir mesafeye kaldırdın ki, işte Asya'yı tüm gösterecek bir noktaya kadar çıktı. Uydu fotoğrafları gibi bir şey oldu artık yani o kadar mesafe. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın aşkınlığını da böyle düşünün. Şimdi biz zamanın içindeyiz, mekanın içindeyiz. Biz elbette sınırlı görüyoruz. Tıpkı apartmanın tepesindeki ayna gibi görüyoruz olayları. Bir sınırlılık içinde görüyoruz. Önce sonra ilişkisi içinde görüyoruz. Ama Cenab-ı Hak bu sınırlardan yani beri, onun aşkınlığı ezel denilen o makam, o manzara âlâ, geçmiş gelecek her şeyin içine sığdığı, yansıdığı bir ayna gibi. La teşbih ve la temsil. O orayı kuşattığı için, muhit olduğu için Kur'an'da kendisini böyle haber veriyor. Zahir, batın, evvel, ahir olduğu için, bunların da tamamı onun kuşatıcılığını anlattığı için Alim-i Hakim mesela her şeyi biliyor diyor. Şimdi her şeyi biliyor sadece şu an için mi? Hayır, geçmiş gelecek her şeyi biliyor. Şey dedim mi hepsi girer içine. İlahir, yani onun aşkınlığı böyle bir biliş gerektirir zaten. Böyle bilemiyorsa aşkın da değildir. İçimizdedir, varlığın içindedir. Haşa, öyle de Allah olmaz. Çünkü mahlukatının, yarattığının içine hapsolan Allah olamaz. Müslümanların Allah'ı böyle kemalde bir Allah'tır. Allah tasavvuru böyle kemalde bir tasavvurdur. Ben iddia ediyorum bunun üstüne. Bir şey koyabilecek olan gelsin koysun. Yok yani, en aşkın Allah tasavvuru. Tek, biricik, bütün isimlerde sonsuz, her şeyi biliyor, her şeyi hikmetle yaratıyor vesaire vesaire. Böyle bir kemalde Allah tasavvurunun üstüne bir şey, hiçbir
dünyevi ideoloji, din, batıl öğreti koyamaz arkadaşlar. Yani eksiltir ama arttıramaz. İslam'la Allah marifeti zirveye varmıştır. Yani onun üstüne artık konulacak bir şey, öğretilecek bir şey, eklenecek bir şey kalmamıştır. Ancak içinde tefekkürler yapılır yani. Sınırlarını İslam artık belirlemiştir bu işin. Ben iddia ediyorum, yani koyun bu Allah tasavvurunun üstüne daha iyi bir Allah tasavvuru koyun. Daha kemalli. Bizi ikna edin, oturun karşımıza, deyin ki bak biz böyle bir Allah bulduk, geleceği haşer sümme haşer bilmiyor. Böyle daha iyi oldu. Oluyor mu olmuyor mu? Gelin onu tartışalım. Kainata uyuyor mu uymuyor mu? Gelin onu tartışalım. Varlık o şekilde öyle bir Allah'la açıklanıyor mu açıklanamıyor mu? Gelin onu tartışalım yani. Biz kendimize güveniyoruz, ilmimize, İslam'ımıza güveniyoruz. İçinden çıkamayacağınızı kesinlikle biliyoruz. İmam Zahid el-Kevseri merhumu muydu sözü? Allah ona rahmet etsin, kabri pür nur olsun. Herhalde onundu. Ben görmedim ki diyor ehli sünnete itiraz etsin de sonra kendisiyle çelişkiye düşmesin diyor birisi. Ben öyle bir şeye şahit olmadım diyor. Yani birisinin ehli sünnet itikadına itirazı veya ehli sünnetin doğru dediği bir şeye yanlış diye itirazı varsa diyor, kesin diyor ileride bir yerde o kendisiyle çelişkiye düşer diyor. Çünkü yanlış, yanlış kendisiyle çelişkiye düşmeye yatkındır. Bir yerde o eğrilttiği şey gelip kendi dairesini keser yani. Evet. Nereden nereye geldik? Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere kadar emirber nefer hükmünde tesir ve idare eden bir haşmeti rububiyet, Allah'ın rububiyeti, terbiye ediciliği, rububiyet, Rab, terbiye, bunlar aynı kökten geliyorlar arkadaşlar. Kelime zaten ses olarak da çağrıştırıyor. Terbiye, Rab, rububiyet, Rabbül Alemin vesaire vesaire. Yani o terbiye edicilik, o maksada götürürken ihtiyaçlarını karşılama, eğitme, besleme, ne bileyim geliştirme, bunun içinde her şey vardır yani. O terbiyenin içinde her şey vardır. Mesela mürebbiye kelimesi var ya, dadı manasında kullanılıyormuş eskiden. Şimdi dadı kelimesi geldi onun yerine. Mürebbiye de mesela terbiyeden geliyor. Cenab-ı Hakk'ın böyle zerrelerden en büyük şeye kadar çıkan o haşmet-i rububiyeti hepsini bir anda bir şekilde diyoruz ama çok şekillerde aslında, bir şekilde dediğimiz bir uyum içinde, yani bir tevhidi uyum içinde hepsini amaçlarına götürüyor ama hepsini de beraber bir amaca götürüyor. Şimdi bizim vücudumuzda bir sürü hücre var. Bu hücrelerin türleri farklı farklı, hepsinin farklı farklı vazifeleri var. Bunlar farklı farklı işler yapıyor. Dokular, hücreler, organlar, saçımızda, tırnağımızın vazifesi ayrı mesela. İşte gözümüzde, burnumuzun, kulağımızın vazifesi ayrı ama yapı taşı aynı hücre. Şimdi bunlar içeride farklılaşıyor ama o farklılık içinde yine beraberce bütünde bir hizmet yapıyorlar. O bütün tekrar bütünleniyor. Onda da aynı hizmeti yapıyorlar. Bütünleniyor. Yine hizmetlerini görüyorlar. Yani kulağın da insaniyette bir yeri var. Bunun da var. Ağzın da var. Ama bunlar birbirinin aynısı değil. Onların içine indiğinizde onların hücreleri de tek tek farklılaşıyor. Kimisi şu vazifeyi almış, kimisi bu vazifeyi almış. Kiminin şekli şöyle, kiminin duruşu böyle. İşte ne diyelim? Neydi onlar? Ak yuvarların şeyi farklı. Çalışma tarzı, şekli farklı. Al yuvarlarınki farklı. Al yuvarlar çok küçük. Çok hafif. Oksijen taşımak üzerine programlanmış gibiler. Ak yuvarlar biraz büyük. Neye? Diğer mikrop hücrelerini kovalayıp avlıyorlar çünkü. İçlerini alıyorlar böyle. Fagositoz, pinositoz muydu? Öyle iki tane şeyi var onların. Düşman hücreyi yok etme yöntemleri var. Alıyor böyle, hop yutuyor. O da onun için tasarlanmış. Ama bakıyorsun yine bütünde beraberler. Bir amaca gidiyorlar. Yani öyle katman katman bir rububiyet. Onu öyle terbiye ediyor, bunu öyle terbiye ediyor ama bu ikisi ayrı ayrı yere gitmiyorlar. Yine beraberce bir yere gidiyorlar. Sonra onlar yine birleşiyor, o bir olanlar. Gene bir yere gidiyorlar. Sonra o birbirler yine birleşiyor, yine bir yere gidiyorlar.
Şimdi Allah böyle yaratmış kainatı. Elbette ayet-i kerimede o şeyi işittiğimiz zaman sizi kabile kabile ayırdık ki birbirinize düşmanlık edesiniz diye değil, aranızda bir aşinalık olsun, bir ne diyelim ilişki ağı olsun, birbirinizi tanıyın diye yarattık böyle, ayet-i kerime buyuruyor ya. İşte kainata baktığınız zaman onu görüyorsunuz zaten. Tırnak hücremi saç hücremden farklı yaratmış da Allah bunlar birbiriyle savaşsın diye mi? Yok, uyum içinde çalışsın diye. Atıyorum işte kurbağayı farklı yaratmış, sineği farklı yaratmış. Savaşsınlar diye mi? Hayır, ekolojik denge böyle sürsün diye. Ha, o onu yiyor ama o da bir denge içinde. Bizim kabile kabile farklı farklı tende, tonda, renkte, fizikte yaratılmamız da Cenab-ı Hakk'ın muradı ne için? O farklılıktan hukukumuz doğuyor. Birbirimizi bu sayede tanıyoruz. Hepimiz düşünün, bugün dünyada 8 milyar insan var. Hepsi bir boyda, bir fizikte, bir seste, bir renkte, bir gözde, bir kıratta, bir ne diyelim zihinde olsalardı. Bir, bugünkü medeniyet olur muydu? İki, bu insanlar birbirlerini nasıl ayırırlardı? Şimdi herkes birbirinin aynısı. Nasıl birbirimize isim koyacağız, ayıracağız? Bu bizimki, o onlarınki. İşte bu benim yeğenim, o ötekilerin çocuğu falan. Nasıl ayıracağız bunları? Hepsi aynı. İşte ayırabilmemiz farklılıklar sayesinde. Cenab-ı Hak bu farklılıkları bir zenginlik olarak koymuş ki aramızda hukuk oluşsun. Biz tam tersine kullanıyoruz, düşmanlık için. Ha, o da bizim arızamız işte. Böyle bir maksatla yapılmış şeyden böyle bir arıza çıkarmak da insana has bir zarar. Evet efendim, çok dallandırdım yine. Evet, Cenab-ı Hakk'ın haşmeti rububiyetini anladık. Varlıkta yüzgen o terbiye. Ve onun bütünde gösterdiği haşmet. Şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun. Şimdi bak, öyle bir terbiye var, amaçlılık var, eğitim var, ihtiyaçları karşılama var. Bunların Cenab-ı Hak'ta sıfat olarak gözüken sonsuz karşılıkları var. Ama o sonsuz karşılık şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun. La teşbih ve la temsil. Adam öyle bir mücevher ustası ki elmaslar, yakutlar, zümrütler, bilmem neler, bunları böyle çok muhteşem sanat eserleri haline getirebiliyor. Böyle 1.000 yıl, 10.000 yıl kalacak, yine de beğenilecek sanat eserleri yapabiliyor. Ama onun yerine ne yapıyor o sanatla, o yüksek sanatla? El işi kağıtlarıyla uğraşıyor. Ya olmaz deriz, böyle bir sanat potansiyeli varsa adam bununla uğraşmaz. O sanat potansiyelinin iktiza ettiği gibi kalıcı şeylerle uğraşır. Kimde ne sanat yüksekse, o sanatın yüksekliğine göre uğraştığı eserin kalıcılığı da değişir. Yani sanatı yükseldikçe kalıcı olanla uğraşmaya başlar. Mesela işte büyük sanatkarlar diyoruz. Mimar Sinan. Ya Mimar Sinan merhum 3 günlük kulübeye emek sarf eder mi ya? Adamda yüksek sanat var, yüksek mimarlık var, zeka var. İster ki en kalıcı olana ben bunu aktarayım. İnsanlar bundan daha çok faydalansın. Varlık bunda daha çok faydalansın. Bir, iki, daha çok var olarak kalsın. Sanatın daha çok gözüksün ister. Yani o geçici işlere girmek istemez. Nitekim böyle bir meslekte ustalığı kazandıkça insan, kırtasiye işi dediğimiz, getir götür işi dediğimiz böyle asıl maksattan daha çok zamanını alan şeylerle uğraşmak istemez. Mesela bir ilim adamı, diyelim işte ilim adamlığına başlarken asistanlık yapmış, getir götür yapmış, şu bu falan filan olabilir. Başlangıçta bunlar olur. Ama artık ihtisasını aldı falan, bunlarla uğraşmak istemez. Niye? Çünkü o sanatının kalıcı olan da, değerli olan da göstermeye çalışır. Yani ustalık eserdeki kalıcılık üzerinden okunuyor. Biz bunu bugünkü dünyada insani ilişkilerde de böyle görüyoruz. Geçici olan üzerinden okunmuyor ustalık, kalıcı olan üzerinden. Adam bir yapmış taş gibi arkadaş diyorsun, işte kaç yüzyıldır kullanılıyor.
Adam bir köprü yapmış, bilmem kaç yüzyıldır duruyor. Ne diyoruz? Taş gibi diyoruz ya, sağlam maşallah. Ne ustaymış diyoruz. 2 gün sonra yıkılana kimse lan ne ustaymış demiyor. Heh, Cenab-ı Hakk'ın madem böyle bir rububiyeti var, o rububiyetin içinde gözüken madem böyle sonsuz sonsuz sanatçılık, terbiye edicilik, eğiticilik, rızıklandırıcılık gibi gibi çoğaltın bunları, katmanlar var sonsuz şekilde gözüken, yapabiliyor yani. E böyle bu usta niye 3 günlük dünya ile uğraşsın? Yazık değil mi sanatına? Yani bir de olur mu böyle bir şey? Yani insan mantığı bile ya olmaz böyle bir şey demez mi? Baki bir Allah, haşmet-i rububiyet sahibi bir Allah elbette misafirhane-i dünyada, dünya misafirhanesindeki muvakkat, geçici, vakitli bir hayat geçiren perişan faniler üstünde durmaz. Bizimle yetinmez. Biz neyiz ki? Biz el işi kağıdı gibiyiz yani. Bu dünyadaki varlığımız açısından söylüyorum. Eğer haşrı düşünmezsek, iman etmezsek el işi kağıdı durumunda kalırız. Yaptım, onlar 3 gün sonra sarardı, soldu, gitti, dağıldı. Bir haşmet-i rububiyet, şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun. Sermediği baki bir daire-i haşmet, sermediği sonsuz, baki yine sonsuz, yani sermediği sürekli de bir şey var. Daire-i haşmet ve ebedi, âli bir medar rububiyeti icat etmesin. Yani öyle bir sanatçı, öyle bir Rab, burada dikkatimize verilen daha çok rububiyeti, öyle bir ustalık, ya yetinir mi bu dünyayla? Bu kadarla idare eder mi? İster ki devamlı gözüksün, ister ki yıkılmasın, ister ki dağılmasın, ister ki ustalığını şanıyla anlatsın o eser. Elbette Cenab-ı Hak böyle ister. E bu dünyada olmuyor. O zaman bunun, bu yarımlığın telafisi haşirle, cennetin ve cehennemin bekasıyla olacak demektir. Evet, paragrafımızı tekrar okuyalım. Böylece burayı toparlamış olalım. Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere kadar emirben nefer hükmünde tesir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet, şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun, sermediği baki bir daire-i haşmet ve ebedi âli bir medar rububiyeti icat etmesin. Burayı anladık. Nasıl bir ilişki var? Evet. Şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın tayyare misal hareketleri gibi azametli harekat ve arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli teshirat ve ölmüş, kurumuş, küreyi arzı diriltmek, süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var, muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat rububiyet kendine layık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Ya biz kimiz ki kendimizi varlığın merkezinde koyup bir de Allah'ı bile haşa sümme haşa, onun yaratışını bile kendi faniliğimiz üzerinden tanımlayıp sınırlandırmaya cesaret edebiliyoruz. İnsan biraz kendi çapına bakar yani, kendi vücudunun zayıflığına bakar. Ayna kim oluyor ki gösterdiğini sınırlandırsın? Ayna aynalığını bilecek, gösterdiğiyle sevinecek yani. Ötekisi için de umut besleyecek, gösterdiği üzerinden tefekkür ederek. Ama maalesef insanoğlu bazen öyle arızalı tefekkürler üretiyor ki kendisiyle, en büyük arıza budur. Mesnevi Nuriye'de Bediüzzaman Hazretleri bunu çoklukla anar. Yani kendisini kıyas ölçüsü olarak alarak, kendisi bilmek için bir kapıdır. Ama o elek sanıyor.
İnsan evet Allah'a binmek için bir kapıdır. Kendi içinde çok latifeler koymuştur Cenab-ı Hak. Oradan o ölçülerle kendisini tanıması için. Ama onu kıyas kabul edip Allah'ı bir elekten geçirir gibi, ben böyleysem o da böyle olmak zorunda gibi, o işte o Velid bin Mughire'nin çürümüş kemikleri kim diriltecek diye Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam önünde ufalaması gibi ayet-i kerim ondan bahsediyor. Mübarek. O mübarek değil tabi, ona mübarek diyoruz, yanlış diyoruz. O mübarek değil, melunu. Çünkü iman etmeden ölmüş. Ulan melun, sen yaratmayacaksın ki. Ne eleğinden geçirmeye çalışıyorsun? Ayet-i Kerime ne güzel cevap veriyor. Önceki derste de konuştuk. Kim ilk kez yaratmışsa yine o diriltecek. İlk kez sen mi yarattın? O zaman arıyor muydun böyle bir mecburiyet? Ya ben yaratamıyorsam o zaman yokumdur. Ben kendimi yaratamıyorum o zaman yokumdur falan diyor musun? Yok, varsın. Senin yapamamanın kendi varlığını açıklamak zorunda olduğunu düşünmüyorsun. E o zaman haşrini de açıklamak zorunda değil yani. Sen kendi cehaletini bil, kenarda otur. Sen yaratmayacaksın zaten. Sen yaratmayacağına göre hesabını sormak, eleğinden geçirmek de senin işin değil. Burada işte insanın bir had bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle kendimize bunu söylemekten çekinmeyelim. Biz kimiz? Ya şu dünyadaki varlığına bak, şu dünyadaki sıkıntılarına bak, hastalığına bak, bedeninin zayıflığına bak, kafanın darlığına bak, düşüncene bak, hatalarına bak ya, bir geçmişine bak, hatalarına bak, cehaletlerine bak. Biz o tecrübeyi niye yaşıyoruz Cenab-ı Hak bizi zamanla? Eğitiyor değil mi? Çocukluğumuzu hatırlıyoruz, lan diyoruz ne kadar saf çocukmuşum diyorum, şunu yaptım bunu yaptım diye hatırlıyorum mesela. Gençliğime bakıyorum ya diyorum ne kadar cahilmişim, bak o vakitler ziyan oldu. Keşke şöyle şöyle yapsaymışım diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak daha yaşarken bana bu şeyi gösteriyor elhamdülillah. Sen ne kadar sıkıntılı bir varlıksın. Ne kadar hatalara açıksın. Ne kadar eksik okumalara meyillisin. Bunu bizzat kendi aynamda, kendi hayatımı çocukluk, gençlik, ihtiyarlık falan böyle bir serüven içinde yaşatarak, değişimler içinde yaşatarak yavaşça kemalimi erdirerek bana gösteriyor yani. Ben kendim görüyorum ne kadar sıkıntılı olduğumu bu konuda. Kendimi merkeze aldığımda ne hatalara düşebileceğimi kendimden görüyorum. Kendi kendimi eleştirebiliyorum çocukluğuma, gençliğime bakarak. E şimdi onu görüyorsun, onu kabul ediyorsun ama bir cüret, bir böyle şey. Ya bana bu çok mantıksız geliyor ya. Tanrı şöyle olmaz varmış. Tanrıların şu. İnsan haddini bilmedikten sonra işte hiçbir şey bilmiyor. Evet. Evet, şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın, yani mevsimlerin değişmesi, haşmetli icraat. Düşünün, ya hakikaten öyle. Şimdi şurada devlet bir şeyi değiştirse, bir sahneyi, bir yolu, işte Kanal İstanbul yapılacak Küçükçekmece tarafına. Şimdi yapıldığında deriz ya ulan bizim devletimiz ne güçlü devlet ya, bak şuradan şuraya kadar deldi geçti arkadaş. Bütün şehri boydan boya deldiler. Gemilerin geçeceği kanal yaptılar. Ne güç ya. Oradan bir şey hissederiz değil mi? Bir değişim var çünkü. Ama bu mekansal bir değişim. Allah mevsim diye bir şey yaratmış. Yılda 4 kez zamanı değiştiriyor. Bak. Mekandaki değişikliği o kadar şiddete varıyor ki biz onu zamanla tarif ediyoruz. Kış, yaz, sonbahar, ilkbahar. Sırayı şaşırdık. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Ha, şimdi oldu. Bakın zaman olarak tarif ediyoruz. Aslında o bir mekan değişikliği. Ağaçlar değişiyor, iklim değişiyor, toprak değişiyor. İşte yani varlıkta değişim oluyor ama o kadar külliyetli bir değişim oluyor ki mekandaki kapsamlılığı zamana tesir ediyor. Zaten mekan dediğimiz şey de zamanın gözlemleyebildiğimiz kısmı. Şimdi hareket, mekan, zaman ilişkisi, işte Einstein'ın falan onunla ilgili şeyleri var ki mantıklı yani. Aslında enerji, hareket, mekan, zaman aynı şey diyor adam. Biz diyor kendimiz gözlem yeteneğimizden dolayı onları farklı farklı görebiliyoruz. Mesela kuşatabildiğimiz kadar mekan bize şimdi olarak gözüküyor. Ben şimdi bu odadayım. Şimdi görebiliyorum çünkü burayı aynı anda.
Ama yan odayı görmüyorum. Ben yan odaya gidip görmek istesem ikinci bir mekan. Bir anda ikisini birden kuşatamadığım için bak sonralık giriyor işin içine, zaman giriyor. Diğer odayı görüyorum sonra. Önce bu odadaydım, sonra öbür odadayım. Sonra buraya gelirsem sonra yine bu odadayım. Bak mekana zaman girdi. Niye? Aynı anda ikisini üçünü birden göremediğim için, aynı şekilde yaşayamadığım için. Bana bir öncelik sonralık oluştu. Vesaire. İşte bu şekilde mevsimlerdeki büyük değişim de mekansal bir değişim esasında. Ama o kadar külliyetli oluyor ki biz onu zaman olarak görüyoruz artık. Değişti diyoruz. Bak zamanda büyük bir eşik atlandı. Kış geldi. Değişti. Sonbahar geldi. Değişti. Yaz geldi. Değişti. Şu oldu. Evet. Gerçekten haşmetli icraat yani. Şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın yani hareket eden şeyler, gezegenler, göktaşları, şu bu. Güneş de hareket ediyor. Onun da bir yörüngesi var. Yani böyle hareket eden her şeye seyyarat diyelim. Seyyaratın tayyare misal, uçak misal hareketleri gibi azametli harekat ve arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli teshirat. Ne açıdan bakıyor bak ya Üstad Hazretleri. Ben, çok ilginç geliyor bu şeyler. Harekatın büyüklüğünü anlatmak için onun şeyini anlatıyor mesela. Kocaman cisimlerin çok kapsamlı hareketleri. Uzaydaki bütün hareketleri düşünün. Orada bir haşmet gözüküyor değil mi bak? Mevsimlerin değişmesi de bir haşmet. Cenab-ı Hakk'ın başka bir haşmeti mevsimlerin değişmesi. Yıldızların, güneşlerin, ayların, bunların hareketleri başka bir haşmet Cenab-ı Hakk'ın. Hareket üzerinden haşmet. Bak mevsime şöyle diyeyim. Mevsim değişim üzerinden bir haşmet. Gezegenlerin, yıldızların, bunların hareketleri hareket üzerinden bir haşmet. Bir de arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli tesirat. Bak burada da rahmet üzerinden bir haşmet. En büyüğü en küçüğe boyun eğdiriyor Allah. İnsanın ışığa ihtiyacı var. Bize bir lamba asmış güneş diye. Abi tam ihtiyacımız olan ışığı veriyor. Boyun eğdiriş diyor yani dehşetli teshirat. Bu diyor büyük bir boyun eğdiriş. Çünkü o güneşteki mesela kontrollü yanmayı düşünün. Biraz fazla yansa biz burada mahvoluruz. Biraz az yansa donarız. Ama Cenab-ı Hak onu ayarında tutuyor. Ve ölmüş kurumuş küreyi arzı diriltmek, bahar, süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki, perde arkasında tahvilat değişim demek, perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var, muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat-ı rububiyet kendine layık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Yani Cenab-ı Hak bu kainattaki değişim değişim içinde, değişim değişim içinde, dönüşüm dönüşüm içinde, dönüşüm dönüşüm içinde bize bir şey gösteriyor. Nedir o? Benim nihayetsiz bir azametli bir rububiyetim var. Muhteşem bir saltanatım var. Rububiyet, saltanat bunun ilişkisini de konuşmuştuk. Biz dedik mesela padişahın saltanatını nasıl görürüz? Onun bir emri çıktığında her yerde uygulanıyorsa, en ince detaya kadar dikkat ediliyorsa, işte mesela hiçbir hukuksuzluk olmuyor. Öyle bir devlet ki hiçbir hukuksuzluk olmuyor. Deriz ki yani adam ne padişah ya, ne saltanatı var. Bak her dairede tesirleri görünüyor. Daire-i ilimde başka, daire-i işte şeyde başka, milli eğitimde başka, adalette başka, her yerde en ince detaylara kadar o saltanatın gücün şeyi gözüküyor yani. Herkes nizamla hareket ediyor. O zaman saltanatın büyüklüğünü kavradınız. Neyden kavruyoruz? Rububiyet dairesindeki muvaffakiyetinden. Herkesi terbiye etmiş yani. Herkese maksadına uygun işler yaptırıyor, onlara yönlendiriyor. Vesaire vesaire. O rububiyetin içindeki bütün manalarla düşünün. Rububiyet sahada, saltanat onun parmağıyla gösterdiği merkezde.
Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti ile rububiyeti arasındaki ilişkiyi böyle anlayalım. Biz sahada rububiyeti görüyoruz kuşatabildiğimizce. Ama o rububiyetlerin hepsi parmaklarıyla Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini gösteriyorlar. Yani o ilaha yakışır sıfatlarını, isimlerini, şuunatını gösteriyorlar. Şimdi böyle bir Allah'ın varlığını kavradıktan sonra bu değişim değişim içinde, dönüşüm dönüşüm içinde işlerdeki düzenden, onlardaki hikmetten, rahmetten vesaire vesaire kavradıktan sonra şunu diyebilir miyiz? Yani Allah sonsuz ama idareciliği 3 günlük. Az önce, bir önceki ders hatırlayalım. Ne demiştik? Hani cem-i zıddeyn gibi olur. Mesela iki şey beraber söylenmez, zıt iki olan şey. Adam o kadar çok adam çok cömerttir ama 1 lira vermez kimseye. Ya böyle şey olmaz deriz, değil mi? Bu ya cömerttir ya da 1 lira vermiyordur, cimridir. İkisi birlikte olmaz. Bu mantıksızdır yani. Orada inkılab-ı hakayık ittifaken muhaldir diye başlayan haşiyeyi bir daha okuyayım, hatırlayalım. Bu 5. hakikatteydi. Evet, inkılab-ı hakayık ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı hakayık içinde muhal ender muhal, bir zıt kendi zıddına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde bilbedahe bin derece muha şudur ki zıt, kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıddının aynısı olsun. İşte dediğim gibi. Mesela nihayetsiz bir cemal. Hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun. Ya bu ikisi beraber olur mu? O kadar güzel ki ya yüzüne bakılmıyor ya. İkisi beraber olmaz. Bu mantıksız yani, böyle şey söylenmez. İşte şu misalimizde meşhut ve katiyül vücut olan bir cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Burada öğretileni şimdi hatırlayalım. Allah muhteşem bir saltanat sahibi. Ya nereden anlaşılıyor? 3 günlük dünyadan. 3 günlük dünya bunun tam şeyi olmaz. Tamam, 3 günlük dünyadan bir şey fark edilir. Menüyü aldığında lokantada ne var ne yok anlıyorsun. Ama lokanta menü için kırılmış nereden geldi? Kurulmuş olamaz yani. Çok güzel bir restoran açmışlar. Ne var? Menüleri süper. Tamam. Ne yemek olarak ne var? Hiçbir şey yok. Lan böyle şey olur mu? Restoran bir menü vermek için kurulur mu? Bir restoran var abi, masaları, üzerindeki tuzluklar falan süper. Yemekler nasıl? Yemek yok abi. La böyle şey olur mu? La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da evet, menüden yemekleri anlayacağız. Tadımlıklardan baki olanlara bir farkındalık kazanacağız. Burada bir imtihan süreci yaşanıyor. Bundan Cenab-ı Hakk'a elbette marifetimiz gelişiyor. Ama bu haşa sümme haşa, kendi faniliğimizle, varlığın faniliğiyle Cenab-ı Hakk'ı sınırlamayı asla el vermez yani. Böyle bir hakkımız yok. Doğrusu, doğru düşünce tarzı İslam'ın öğrettiğidir. Bu dünya, bu dünyadan ibaret değil. Çünkü Allah'ın sıfatları sonsuz, isimleri sonsuz. O sonsuzluk bu faniyatla yetinmez. Biz onu sınırlayamayız, biz onu kaldıramayız. Biz sadece olamayız onun için. En güzel ifadesi bu. Altını çizerek kullanalım. Biz onun için sadece olamayız. O bizim sadece yani odur bizim sadece ilahımız. Odur sadece bizim ilahımız. La ilahe illallah. Fakat biz onun için sadece olamayız. Sümme haşa, tövbe haşa. Yani bu eşitler ilişkisi değil arkadaşlar. Bunu bir yıkalım ya, kafamızdaki şeyi. Bu tabuyu, bu materyalist, hedonist veya ne koyarsanız ideolojiden etkisiyle oluşan bu tabuyu şöyle bir ayağımızla itip yıkalım artık. Allah bizim haşa sümme haşa eşitimiz değil. Elbette bu muamele eşitler muamelesi olmayacak. Ya Allah bana mı sordu yaratırken? Sana mı soracaktı yani? Sen eşitler ilişkisi mi kurmak istiyorsun Allah'la? Var mı buna bir haddin? Var mı buna layığın? La ilahe illallah dediysen elbette bu eşitsizlik ilişkisi olduğunu farkında olacaksın. O Allah, sen kulsun. Daire-i ubudiyet, daire-i rububiyet. Bunların hali, muamelatı aynı olmayacak elbette yani.
Bunu böyle bir kafamıza yerleştirelim. İşte o zaman haşrin penceresi bize açıldıkça açılıyor. Neyi görüyoruz? Yetmeyiz biz. Biz Allah için sadece olamayız. O bizim için sadecedir. Allah bizim için sadecedir. Biz Allah için sadece olamayız. Allah bizim için sadecedir. Biz Allah için sadece olamayız. Allah bizim için sadecedir. Biz onun için sadece olamayız. Ve buradan da işte cennet, cehennem, haşir, mizan vesaire gibi bekaya dair manalar, onların gerekliliği bir boyut olarak açılıyor önümüzde. Açıldıkça açılıyor önümüzde arkadaşlar. Cenab-ı Hak bu bilişe erişmeyi nasip eylesin. Paragrafı bir kere daha okuyayım, ondan sonra bu bahsi bitirelim. Yarın inşallah devam ederiz veya ondan sonraki gün. Evet. Şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın tayyare misal hareketleri gibi azametli harekat ve arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli tesirat. Bunlar hep ayetlerde geçen şeyler. Anmadık ama hatırlatmış olalım. Hani üstad burada konuşuyor, ne konuşuyor? Ayetlerde ifade edilen şeyleri anlatarak konuşuyor. Arzı insana beşik. Kur'an'da geçiyor. Güneşi halka lamba yapmak. Kur'an'da geçiyor. Dehşetli tesirat ve ölmüş kurumuş küreyi arzı diriltmek. Kur'an'da geçiyor. Süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. Muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat-ı rububiyet kendine layık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. O bizimle haşa sümme haşa yetinmez. Çünkü neden yetinmez? Onun şanı aşkınlıktır. Bizim şanımız gedalıktır. Haddini bilmektir yani. Biz kendi çapımızla, küçük halimizle Cenab-ı Hakk'a kıyas olmaya, şu anlamda, sınırlayıcı anlamda kıyas olmaya çalışırsak çok çok büyük hata ederiz. Bütün dalaletlerin de çıktığı yer burasıdır arkadaşlar. Pekala. Metnimizi okuduk. Elhamdülillah. İstifade ettik. İnşallah 6. hakikate devam edeceğiz. Sanıyorum bir haftamızı falan alır bu metni okumak, konuşmak. Biraz uzunca çünkü. Ömür verirse Cenab-ı Hak, imkan verirse Cenab-ı Hak, lütfederse, kerem ederse konuşmaya devam ederiz. Şüphesiz onun ismini anmamız, onun ismini dilimize bağışlamasıyladır. Ona bütün bağışlar içinsin. Hamdolsun, şükrolsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.